Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, iki gündür video falan atamadık. Instagram'a neredeyse bir haftadır bakamıyorum. Bu ara bayağı bir yoğunduk. Mülakatlarımız falan vardı, onunla uğraştık. Hastalık falan geçirdik ettik. Hatta şu anda hala da hastalığı geçirmeye devam ediyoruz. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bu yeni gelen Japon esterimiz bir haftayı geçti geleli zaten. Salma kafesi atacaktım ama dediğim gibi yoğunluktan dolayı hayvanlarla bu ara hiç ilgilenemedim. Hatta dün kafes temizliklerinin yapılması lazımdı. Kafes temizliğini daha iyi yapamadım arkadaşlar. Kafes temizliğimizi yarın değil öbür gün yapacağım, onu söyleyeyim. Onun bilgisini vereyim daha doğrusu. Kafes temizliğimizi yaptıktan sonra bazı kuşlarımızı da tekrardan salmaya geçeceğim. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Şimdi bugün salmaya hangi kuşlarımızı geçeceğiz? Erkeğimiz kanat tüyüne düştü. Ondan korktu bakın. Ondan korkusuna kanat çırpıyor şu anda. Kafes temizliğimizi yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki gördüğünüz bütün Japon esterimizi salmaya açacağız yavrularıyla birlikte. Kendisinin şu an 4 yavrusu var yanında. İkisi yuva ağzında. Şöyle gösterecek olursam. Bu arada Instagram'dan soru cevaplamıyorum. Bilginiz olsun, Instagram'dan soru soran arkadaşlar var. Onlara da buradan duyurusu yapalım. 2 yavru yuvada var. Bir tane bu yukarıda var. Bir tane de burada aşağıda var. Bir tane teyzetimiz arkadaşlar. Bunları direkt bu kafesi komple alıp üst erkek salmasına yerleştireceğiz. Dişleri attığımız zaman dişler yavruları genellikle dövüyorlar ama erkeklerde öyle bir şey olmuyor. En fazla 1-2 dakika maskını kurmaya çalışıyorlar. Daha sonrasında kabulleniyorlar. Sıkıntı veya sorun olmuyor. Şimdi burada papağanımız vardı arkadaşlar. Pardon, burada değildi papağanımız. Burada sarı üstü yeşil erkeğimiz vardı. Bunu salmaya attım tekrardan. Aortaya girdiği için salmaya daha rahat tüy dökeceğini düşündüğüm için salmaya kaydırdık. Papağan erkeğimiz buradaydı. Bunu aldık. Kendi sahibine götürdük arkadaşlar. Dişilerimizle eşledik ama eş tutmadılar. Şimdi buradan bu kuşlarımıza artık salmaya atma vakti geldi. Sağlık durumlarında falan bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Hepsi sağlıklı, gayet sağlıklılar. Şimdi cinsiyetlerine bir bakacağız. Bu DF'lerin bir tanesi dişi, bir tanesi erkek olması lazım. Şu uçan, karşıya kaçan peynetinde dişi olması lazım. İsterseniz sıradan bir yakalayıp atalım arkadaşlar artık salmaya. Bunların da salmaya geçme vakti geldi. Kuşlar bu arada Erkan abimizden geldi. Hobi Üretim Erkan YouTube kanalından bakabilirsiniz. Mesela şu an elimdeki dişi. Burun bembeyaz zaten. Telefon tersiyle dolaklayabileceğim bilmiyorum ama. Bu %100 dişi arkadaşlar. Bunu salmaya atıyoruz. DF Lutino. Japonesimizi. Bu arada salmadaki dişlerimiz özellikle çok hoşuma gitmeye başladı. Tüyden sonra bayağı bir toparladılar arkadaşlar. Gözüme çarpan 3-4 tane dişim var. Çok hoşuma gitmeye başladılar zaten. Söylüyorum sizlere. Bakın kanadını görüyorsunuz arkadaşlar. Pırpırları, Erkan abim de dediği gibi pırpırları gayet güzel. Ona da buradan tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Cidden çok uygun bir fiyata değil size. Bize hediye etti de diyebiliriz arkadaşlar. Hediyesi zaten mevcut. Rainbow erkeğimizi hediye verdi bize. Onu da salmaya alacağım. Onun da sağlık durumu gayet güzel. Bunlar artık salmada ömürlerini devam edecekler. Yeni sezona kadar. Gel bakalım. Senin erkek olman lazım. Ama bayağı bir hareketlisin. Seni nasıl yakalayacağız? Gel. Vallahi kolum kalkmıyor arkadaşlar. Öyle bir rahatsızlanmışım ki. Ciddi anlamda bayağı kötüydüm. Bugün gün boyu yattım yani, öyle söyleyeyim. Normalde gelip kuşlara karpuz falan verecektim ama veremedim. Bu da bakalım. Bu da erkek arkadaşlar. Bakın burnu. Biraz yanlış tuttuk ama olsun. Çok tipsizler ya. Gel bakalım. Bunu da direkt erkek salmamızı atıyoruz. Bu arada sultanlarımızdan yumurtaya yatanlar var. Onları da en sonunda göstereceğim. Sultan soran arkadaşlarımız da var çünkü. Evet, geç bakalım. Bu yavru arkadaşlar. Daha tüye girecek, edecek, toparlayacak kendi daha var yani. Önde bayağı bir uzun yol var. Bakın yanında şovumuz var. Önde Japonesimiz var. Boyut farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sene totalde kaç Japones takımımız olacak? 1, 2, 3. 3 Japones takımımız olacak. 10 ila 12 arasında jumbo ile şov arası mutasyonlarda takımımız olacak. Bu sultanlar yumurtlama ihtimali var. Dişimiz bu ara çok yuvada yatıyor. Çünkü yuvaya da bir bakalım. Henüz yumurta yok. Bunlar aslında alıp sağdaki kafesimize yerleştirsek daha iyi olacak ama sağda almak istemiyorum. Yakında masa var burada, görüyorsunuz arkadaşlar. Masada yemek yerken bunlar bir kanat çırpıyor, ortalığın içine ediyorlar yani. Şöyle alalım direkt, gel bakalım peynir. Senin de dişi olman lazım. Ya da oğlum sen gel hadi. Hanginiz gelirseniz. Evet. Bunun rengi ilk gördüğüm andan beri çok hoşuma gitti. Bu iyi ısırıyor. Bu dişi büyük ihtimalle. Abo, bu dişi evet. Bu fena ısırıyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Dişiler biraz daha erkeklere göre iyi ısırırlar, bilginiz olsun. Vallahi fena ısırdı. Şimdi attık seni bakalım. Bu arada şu arkadaki, ortadaki sarı dişim çok güzel oldu. İstanbul'a gönderdiğim takımımın yavrusu. Kalıp olarak çok çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle
Yandan çekecek olursam tüy yapısı falan da çok hoşuma gitmeye başladı. Bunu bakalım tahminen şu gri erkeğimle eşlemeyi düşünüyorum. Çünkü sarı yüz gri yavru alırsam hedeflerimden birine ulaşacağım. Çünkü uzun zamandır sarı yüz gri yavru alamadım. Alırsam gayet güzel olacak. Bu erkeğimiz de asker gibi oldu. Babası gibi zaten duruşu. Yavruluğu falan da böyleydi bunun böyle. Cüsse falan gayet güzel. Kalıbını falan görüyorsunuz. Salmada büyüyen kuşun nasıl gelişim gösterdiğini de gördünüz arkadaşlar. Bakın bunlar da salmaya geçtikten sonra tüye giren kuşlarımızdan bazıları. Bakın mavi erkeğimiz var. Bu da canavar gibi geliyor. Bunun kafa yapısı da çok hoşuma gitmeye başladı. Zaten yavru alırken arkadaşlar kendim ve dışarıdan kuş getirtirken daha doğrusu kafa yapısına çok çok dikkat ediyorum. Bu şovlarda olsun, jumbolarda olsun. Kafa yapısı cidden çok ileride hayvanın nasıl bir şey olacağını belli ediyor. Hani bunlara dikkat ederek alıyorum. Genelde soran olduğu zaman da gönderirken de bu şekilde gönderiyorum zaten. Şimdi gel bakalım. Bu çek cinsi veya jumbo kırımı diye böyle bir şey. Rainbow. Bu da taze 2020 model. 2021 daha doğrusu. Pardon, mor bilezik. Ama hayvanı yakalayamadık. Gel. Rengi çok hoş. Yani ben rengini cidden çok beğendim. Sizler de beğenirsiniz büyük ihtimalle. Salmada daha çok kendini gösterecektir. Buna bakalım nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Şu an buna bir dişi yok. Ayarlarsak. Aslında Karadeniz üretimi enişten de var. Aklına girip çalabilirsem aynısından var hatta. Çalabiliriz belki bir ihtimal. Gel bakalım. Bunu da attık erkeklerin salmasını. Erkekler doldu. Şimdi şöyle gösterelim. Bakın solda Rainbow'umuz duruyor arkadaşlar. O hediye geldi bu arada. Bakın ortada şovumuz var. Kafa yapılarından zaten belli oluyor. En sağda şov kanı olan bir tane erkeğimiz var. Bu da Fatih abimize gidecek İstanbul'dan. Yakın zamanda gidecek. Bunları ne zaman göndereceğim onu da söyleyeyim. Bunları arkadaşlar şuradaki takımımız yumurtadan düştük. Yavrularını attıktan sonra göndereceğiz. Bu takımımız da gidecek. Bunların erkeği Opal'in Violet diye geçiyor. Opal Violet diye geçiyor. Bu yakında da bu arada şey alacağım. Mutasyon afişini, posterini alacağım. Sizlere videoda göstermek için daha rahat olacak. Oradan durdurup kendi kuşunuzun türüne falan bakabilirsiniz. Bu tonda böyle morla mavi arası olan da, mora yakın olan da daha doğrusu Opal'in Violet diye geçiyor. Yavrular da bu şekilde geldi. Opal'in Violet diye geçiyor arkadaşlar yavruların mutasyonunda. Şöyle gösterelim. Hani mor, mavi çok hoş bir rengi var. Çok güzel bir tonları var. Bakın bundan da mesela uğraşa ilgilenemiyorum 2-3 gündür. Yuvaları falan görüyorsunuz. Yuvalar biraz kirlendi ama çok bir pisliği yok. İdare eder yuvadan düşene kadar. Ama ben tabii ki temizlemekten yanayım. Böyle görünce rahatsız oluyorum arkadaşlar. Yavruyu tutamadım. Gel. Oo, bu güzel gelmiş. Bu cidden güzel gelmiş. Spangle mor geliyor. Ama diğer spangle gibi değil. Onun spangle kanatlarında beyaz desen varken bunda siyah yoğunluk. Bu daha hoş olacak arkadaşlar. Bu daha güzel geliyor. Bunu hatta kendimize bile ayırabiliriz. Orada biraz önce gösterdiğim şey vardı ya. Rainbow erkeğimiz vardı ya. Onu eş olarak bunu atabiliriz. Cidden güzel yavru da verirler. Eğer dişi olursa tabii ki. Ama birazcık beklememiz lazım. Bunlar daha dediğim gibi yarın kafes temizliği yapacağım. Veya öbür gün büyük ihtimalle kafes temizliği yaptıktan sonra arkadaşlar bunları o zaman kafesimizi açacağız. Salma kafesimizi açacağız daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Sultanlardan gösterecek olursak 3 dişim burada var. Bunları sahiplendireceğim. İsteyen olursa Instagram üzerinden bana ulaşabilirler. Instagram'dan soru cevaplamıyorum. Tekrardan söylerim. Karışıklık olmasın. Bunların yuvasına baktık. 3 yavrumuz var. Bir de takımımız var. Bunlar Fatih abinin. O da Fatih abiye gidecek zaten İstanbul'a. Bunlar yuvadan düştükten sonra göndereceğiz. Bir sultan takımım da burada var. Bunlar da yumurtaya yatıyorlar arkadaşlar. İlk yumurtası kızgınlık. İkinci yumurtası çiftleşmeden sonra gelen yumurta. Yarın da üçüncü gelecek büyük ihtimalle veya öbür gün. Dişimiz kalkarsa eğer şöyle bakalım mı? Bu da iyi kapıyor. O yüzden fazla rahatsız etmek istemiyorum. Neyse yatsın bu da. Yuvaya bu arada gayet rahat sığıyor arkadaşlar. Kuyruğu falan görüyorsunuz. Yuva o kadar küçük değil ama ben rahat etsinler diye bu tarihteki kafeste büyük yuvalık takmıştım. Çok da gerek yokmuş ama gene de olması güzel oluyor yani. Şöyle geçelim. Kafesler ciddi anlamda kirlendi. Buradaki takımın da 4 yumurtası var. 4'te 4 şu an doluluk sağlıyor. Bu hafta yavruların çıkması lazım arkadaşlar bunlarda da. Bunlar biraz şekil yatıyorlar yumurtalara. Rahatsız etmeyelim. Yatmaya devam etsinler. Şöyle geçelim arkadaşlar. Buradaki dişimiz tam anlamıyla henüz toparlayamadı kendini. Hala tüyde. Tüyden çıksın biraz daha hareketlensin. Öyle salmaya alacağım. Dışkısı kötüydü. Dışkısını toparladım. Şu an ağır tüyde. Sakallarında falan görüyorsunuz. Beyaz beyaz noktalar belli ediyor zaten kendini. Şimdi gelelim salmaya. Bu Japoneslere özellikle üst katta erkeklerin attığım Japoneslere büyük ihtimalle uyulacaklardır. Çünkü erkekler baskınlık kurmak için bir üstünlük taslayacaklar arkadaşlar. Ama ne kadar sürer? Bir gün falan anca sürer. Bir günden sonra alışacaklardır. En çok baskınlık kurmaya çalışan da buradaki
Şu mor Japon esimiz olacaktır. O çok baskın bir erkek. Önümüzdeki sezon kolay bir şekilde eş tutacağını düşünüyorum. Ona eş olarak aşağıdaki Penitet Japon esimizi aldım. Biraz önce salmaya attığım Japon esimiz vardı ya renkli. Bunu ona eş olarak düşündüm. O şekilde aldık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada güzel bir şov erkeğimiz var. Yukarıda şovlarımız mevcut. Şöyle gösterelim. Vallahi bunlar güzel geliyorlar. İnşallah da gelmeye devam edecekler. Şurada sarı Japon esimiz mevcut. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar hep yavru aldık. Büyük kuş almadık. Büyük kuş sadece ilk aldığım postada şovlardan aldım büyüklerden. O da şu ortadaki yeşilimiz var. Arkadaki griimiz var. Buradaki yeşil dişimiz var. Bunlar da Osman diye bir arkadaşımız vardı. Ondan geldi Ankara'dan. Bunlar geldi. Haricen büyük kuşumuz yok. Çoğu yavru. Yavru alındı yani öyle söyleyebilirim. Rainbow'da Erkan abimizin gene kendi ürettiği yavrulardan gayet güzel o da. Şöyle durursa göstereceğim rengin daha net gözüksün diye. Rengi cidden çok hoş duruyor. Ona da tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Bunu bize hediye olarak gönderdi. Evet aşağıya geçelim. Şimdi geçen de çakalımız yere bir yumurta yapmıştı. Bakalım tekrardan yapmış mı? Yumurtayı yapmış bu yavrum. Diğer dişler de yerde yumurtayla oynuyorlardı. Bir tanesi yiyordu. Bu griimiz yemeye çalışıyordu arkadaşlar. Diğerleri de yuvarlıyordu ağzında oynuyorlardı. Bakın karşıdaki şov dişimiz tüyden çıkmak üzere hatta çıkmış diyebilirim. O da bayağı güzelleşti. Bunu hangi erkeğe vuracağım inanın çok bilmiyorum. Ama dişlerimiz cidden güzelleşti arkadaşlar. Bakışlar görüyorsunuz. Hepsi sert sert bakıyor. Ben böyle sert bakan kuşları çok seviyorum. Bu griimiz özellikle çok güzel oldu. Bu gri de gene kendi ürettiğim yavrulardan. Yandaki beyaz annesi zaten. Yandaki beyaz annesi, babası da buradaki yeşilimiz. Yani çoğu kendi ürettiğimiz yavrulardan ama şu sarımız çok güzel oldu. Beklentilerin çok çok üstünde oldu. O da İstanbul'a gönderdiğim, tekrardan söylüyorum. Sarı parçalı jumbo takımım vardı. Onun yavrusu daha doğrusu. Gayet güzel geldi bu da. Dişlerimiz gayet güzel, sağlamlar arkadaşlar. Güzel çalışmalarımız olacak. Hangi dişlerden güzel yavru alacağız? Onlardan da birazcık bahsedelim sizlere. Bakın en arkadaki mavimiz var. Mavi sarı yüz. Ondan güzel yavru gelecektir. Buradaki en başta gri var ya, ikinci sıradaki. Ondan güzel yavru gelecektir arkadaşlar. Bundan güzel yavru gelecektir bak. Arkadakinden güzel yavru gelecektir. En sağlam zaten şu maviyle. Buradaki griden gelecek arkadaşlar güzel yavru. Onun haricinde verirse şu sarı yüz verecek. Stresten çıkabildiyse hanımefendi. Geçen sezon kuş stresliydi, yumurta yaptı. Sağ olsun yumurtayı da kırdı. Ama salmada bayağı bir toparlandı. Kendine geldi diyebilirim. Ondan da yavru alabilirsek gayet güzel olacak. Bakın griimiz falan görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan bir yavru alabilirsek. Bir alabileceğimi de düşünüyorum zaten. Karakter olarak çok belli ediyor hayvan kendini. Bizi bekletmeyecek bir tipi var. Eşe atsam direkt yumurtlayacak gibi bir tipi var. Bunu nereden anlıyoruz? Salmadayken kendi kendine kur yapıyor. Olduğu yerde zıplıyor, hopluyor, bir şeyler yapıyor. Kendini belli ediyor. Japonesler zaten yerli gibi arkadaşlar. Üretmesi kolay kuşlar. Bilginiz olsun. Rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Biz de üretmeyi deneyeceğiz bakalım. Kümes gayet güzel şekillendi. İstediğim gibi olmaya başladı. Önümüzdeki sezon belki bir Lysmink alacağız. Artık onu Erkan abiden mi alırız, başka bir yerden mi alırız, nasıl yaparız çok bilmiyorum ama bir de böyle iyi para yapan şovlardan alabilirsem gayet güzel olacak. Kuşlar güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeni gelenlerden cidden memnunum. Biraz sesim basıyorlar, kusura bakmayın, sesim çok çıkmıyor arkadaşlar rahatsız olduğum için. Buradakiler de yine gayet güzeller. Salmayı temizleyeceğiz. Salmamız çok kirlendi. Yine bu tabandaki malzemeyi alacağım. Yine bu aynı malzemeden tekrardan geri koyacağım ama temizliği koyacağız tabii ki. Onları da öyle söyleyebiliriz. Şu anda gösterebileceğim salmada çok bir şey yok. Eşe atsam yumurtlayacak kuşlar var ama eşe atmayacağız arkadaşlar. Sezonu bitirdik bildiğiniz üzere. Hem tüye falan giriyor hayvanlar hem de uğraşmaya gerek yok. Hayvanları yormaya gerek yok. Salmaya atacağım aslında muhabbetlerim var. Bunlardan biri de bu. Ama salmada bu hayvanı strese sokuyorlar. Bu da salmaya atıldığı zaman genelde kusma hareketi yaptığı için biraz daha burada tek başına bekleteceğim. Daha sonra salmaya atacağız. Bu ciddi anlamda çok kalıplandı. Çok da güzel bir kuş oldu arkadaşlar. Baykuş gibi oldu hatta. Şöyle gösterebilirim sizlere. Bu kafesleri amacım komple boşaltıp derin temizlik yapacağım. Hani bu teller meller komple sökülecek. Tel falan olmayacak arkadaşlar bu kafeslerde. Sezon başlayana kadar telleri tamamen sökeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Sadece iskeleti kalacak kafesin. Ama sultanların olduğu yerler duracak mesela. Bu en alttaki kafes duracak. Burası duracak. Burası duracak. Bura gidecek arkadaşlar. Bura zaten komple bitti. Sadece şurası kaldı. Onlar da salmaya atınca burası da bitecek. Yavrularımız yuvada yatıyor bu arada. Burada güzel peynitet bir tepeli mantolumuz var. Biraz sinirli ama sanki asabi gibi geldi bana. Değil mi? Babası çok fazla beslememiş bunu. Dişi onun da cinsiyeti bu arada. Dişi gördüm yanlış olmayacak.
Burada iki tane mor sarı spangle'ımız var. Arkada da DP'miz var. Bunları yarın değil öbür gün salma kafesi açacağız. Atarken de sizlere videolarını göstereceğim. Yeni gelen kuşlarımızı artık salmaya geçirdik. Bakın buradaki de hareketlendi arkadaşlar. Ama dediğim gibi tamamen düzenine kadar salma kafesi atmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bir rahatsızlık varsa diğerlerini geçirmesin. Hem de kendi tekrardan kötü olmasın diye salmamız da bayağı bir dolmuş bu arada. Üstel siparişi geçtik, onu da söyleyelim. Üstel siparişi geçtik ama 20 günde veya 25 günde gelecek. Bir ay kadar falan sürecek. Geldiği zaman da telimizi takacağız. Bu arada şöyle salmamızı tekrar göstereyim. Epey bir kuşumuz oldu arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz, destek amaçlı abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.